Waterfall Tegenungan Village'a geldik. Yani Tegenungan Şelale Köyü'nden videoyu açıyoruz. Evet. Ne yapacağız burada? Buradaki çok ünlü şelaleye gideceğiz. Burada bir sürü lokal yerler var. Çok tatlı alışveriş şeyleri var. Belki bir şeyler de alırız diye tahmin ediyorum. Yol çok iyiydi. Arkadaşlar Bali'de gerçekten yüzlerce ama belki de ne bir yüzlercesi be. On binlerce tapınak olabilir ya. Öyle söyleyeyim. Bu kadar tapınak çok, olmaz yani. Çok güzel bir yer. Bali kesinlikle gelin görün. Hem fiyatlar da uygun. Sorry. Pardon. Şeyleri vermedik. Tabii biletlerimizi vermedik. Thank you. Elimize böyle bir şey bastılar. Aha sevde tuvalet paralı. Türkiye'deki eski şeyler gibi. Eski zamanlardaki gibi bak. Bir dakika duş 10 bin para. İşemek 5 bin de direkt kaka yapmayı da oradan. Oradan şey yapmış abi bak. Sıçmak ve işemek 5 bin. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar burada penis var. Devam ediyoruz. Thank you. Ne kadar tatlı şeyler var. Şurada gördüğün şeyler var ya mesela şu sörf tahtası gibi şeyler veya şu çantalar falan. Bunları arkadaşlar Manly'de Avustralya'da 100 dolara satıyorlar. Her yerde de pipi var. Affedersiniz. Bak yani küçük pipi var bir de büyük pipi var. Şişe açacağıymış. Yani mesela şişe büyükse büyük pipi alıyorsun. Şişe küçükse küçük pipi. Ona göre. Ona göre açılıyor. He? Fındık kuş var. Fındık kuş. O da eline masaj yapıyordu. Aynen. Gel şuradan bir bakalım burada ne var. Aa, welcome to Tegenungan Waterfall. Bak. Şuraya gidelim bakalım. Yine muhteşem bir manzarayla karşı karşıyayız. Birazdan şu şelaleye gideceğiz. Kesinlikle çok iyi. Buradan çok küçük gözüküyor. Fakat özellikle GoPro'dan aşırı büyük. Çünkü yanındaki insanları görünce onu anlayabiliyorum. Şurada bir dere var. Şurası da böyle hani Türkiye'deki yerler gibi. Normalde Avustralya'da böyle şelale olsun diye doğal güzelliklerin olduğu yerlerin kenarlarını asla böyle şeyler işe ayıramıyorsunuz. Hani böyle işte bir içecek satma, böyle özelleştirme, lüks, havuz falan böyle şeyler asla yok yani. Avustralya'da doğal güzelliği bozulmaya çalışıyorlar. Ama burası Türkiye gibi. Hani Türkiye'de de hatta arıyoruz ya bazen. Aynen. Keşke böyle bir oturup çay içeceğimiz bir yer olsa falan diye. Şimdi oraya da bakarız. Aynen. Yalnız şuraya bakar mısınız ya? Toprak görünmüyor. Karadeniz gibi biraz ama egzotik Karadeniz. Çok güzel. Hadi devam. Burada insanlar o asır olmuş. Bir şelaleye doğru gidiyoruz. Oo, Sevde sola bak. Şelale inanılmaz büyük. Merdivenler çok büyük. Evet doğru. Burada fotoğraf çekilir, çekeriz istersen. Birazdan çekeriz. Yalnız abi, mekan da aşırı şekil şu bir mekan var. İnanılmaz bir mekan. Sanki bana Çeşmay. Aynen Çeşmay. Ben şu havuza girmek istiyorum. Gidelim bakalım. Hadi bakalım. John Jones. Bu müzikten... Mekans. Peki şu yaprağın büyüklüğü, şimdi daha iyi anlayacaksınız belki. Elim bu kadar. Abi inanılmaz bir şelale. Hayatımda gördüğüm en büyük şelale denebilir.
Bu şelale değil, başka bir şey Seyda. Şelale çok güzel ama hiç benim düşündüğüm gibi değil. Şelale, şelalenin altına girmek istiyordun değil mi? Evet, doğru. Ama burada mümkün değil. Bir de şelale çok güçlü. Yani havada minik minik çok nem var. Kamerayı bile çıkarma konusunda şüphelerim var yani. Yani şöyle söyleyeyim, bu şelale altına geçsen kafanı kırar yani. Evet, kırar. Oo, buz gidiyor. Şurada bir artistik fotoğraflar çekelim dedik Sevde'yle. Yani gerçekten inanılmaz derecede kameraya su geliyor. İyi fotoğraflar çektiğime inanıyorum gerçi ama bakalım. Şimdi biz drone uçuruyorduk arkadaşlar. Sizlere görüntü almak için böyle şelale şeyinde drone şey yapıyorduk. Neyse bir tane kadın geldi yanımıza. Bu arada bir yandan hatırlıyoruz. Ulan işte şelale burada, çok güçlü. Hani burada, bir sürü yere su serpiyor, rüzgar var falan. Korktuk yani. Ya hem ondan korktuk hem de şeyden korktuk. Acaba burada yasak mı değil mi? İnternetimiz yok ya, göremiyoruz yani asla. Hani bilemediğimiz için de bilemedik yani uçursak mı uçurmasak mı. Neyse dedik bu dünyayı bir kere geliyoruz uçuralım. Ondan sonra uçuruyorduk, bir tane kadın geldi böyle. Dedi ki merhaba dedi, işte ondan sonra bize dedik ulan dedik kesin bizi uyaracak falan. Kadın dedi ki dikkatli olun yalnız dedi, bir tane çocukla karşılaştım az önce. Drone'un sinyalini kaybetmiş ve drone'u ağaca takılmış. Yani siz de dikkatli olun olur mu falan her dedi. Her taraf yemyeşil tabi. Biz bu arada şokuz yani, biz şey diye düşünüyorduk hani uçurmayın ne bileyim insanlara dikkat edin birinin kafasına düşmesin falan diyecek sanıyorum. Ya Endonezya inanılmaz değil ya. Yani normalde çok arkadaşlar ya. Normalde Avustralya'da olsan falan hemen polis gelir, şey polis diyorum güvenlik gelir işte indirin drone'u burada yasaklar işte insanlara kafasına düşebilir falan der. Burada güvenlik görevlisi geldi diyor ki drone'u kaybedebilirsin dikkat et diyor. Yüzlerce insan var yani orada. Aynen. Ama biz zaten hani sorumlu bir drone pilotu olduğum için ben insanların kafasının üstünden uçurmadım yani. İnsanların gerisinde suyun üstünden uçurdum. Düşse suya düşecek yani. İşte benim biricik hocam. Neyse şimdi orada fotoğraflarımızı çekildik, takıldık. Bu arada yani neden bilmiyorum. Ama burası bu şelale böyle hani daha çok şey bekledim ben. Böyle cıvıl cıvıl insanlar bikinilerini giymiş. İşte böyle hani işte suyun tutmuş çıkarıyorlar vesaire. Ya nasıl bikinisini giysin insan orada lan. Biraz öyle. Şelale çok güçlü yani. Hayır ama yani ne kadar güçlü olursa olsun orada durgun sular vardı. Orada ama öyle bir ortam yoktu. Herkes evet. Böyle tişörtle, uzun kolluyla ve uzun böyle pantolon gibi şeyler giymişlerdi. Öyle takılıyorlardı. Ben biraz tuhaf kaçtım aslında hatta. Yani insanlar şey bile demiş olabilir hani bu kız deli midir nedir niye bikini giymiş filan diye düşünmüş ama olabilir. Sevde, tek bikinili bendim. Sevde'yi gören diğer kızlar da hemen bikinisini giyinip geldiler yani. Evet doğru. İki kız geldi ama onun dışında tek bikinili bendim yani. Neyse ondan sonra öncü olduğum için hemen öncülüğümü yaptım ve çıktım oradan. Şimdi artık devamı gelir. Hadi bakalım. Saldım zehri. Neyse şimdi. Bir dakika. Bakın şöyle bir yer var. Şurayı göstereyim. Bir dakika dur ya. Asıl o hikayeyi anlatmadım. Sonra biz işte drone'u indirdik. Çocuk geldi. Gerçekten de kaybetmiş drone'u. Tanıştık yani çocuğu. Yani gerçekten. Çocuk. Çünkü İngiltere'den gelmiş Bali'ye. Aynen. Mavic Mini 2. Normalde insanlar sizler için şey ağaçlara tırmanıyorlar demişler burada ama 2 milyon rupiymiş. Hayır 2 milyon rupi cezası var dedi yakalanırsam dedi. Hayır benim için 2 milyonla tırmanıyorlar dedi. 2 milyon rupi de bir şey yok ki 200 dolar, 190 dolar. Yani oturup da onun drone'unu bulacaksa gerçekten 190 dolar verilir yani. Çünkü onun drone'u Mavic Mini 2 yeni almış. Zannediyorum ki 1500 dolar civarında falan Avustralya dolarından bahsediyorum şimdi alta yazarız. 2 milyon rupi istiyorlarmış. 2 milyon rupi 200-190 Avustralya dolarına eşit. Yani değer ama oraya çıkan insanlar ben ölür hani, yani çok tehlikeli ben tırsarım yani drone'umu aldıracağım diye de insanları ölüm tehlikesine sokamam yani ne bileyim. Ay, evet büyük ya. Konuşmayayım da şimdi. Neyse. Neyse hadi gidelim. Hadi gidelim. Yine burada tapınağımsı bir şeyler. Ne tapınağımız sizde kimsende var ya aşırı cahil. Ne aşırı cahil? Kesin tapınaktı burası. Ben sana söyleyeyim. Ya ben bunu alıyorum. Alayım mı? Neyse alayım. Valla pis. Gerçekten çok iyi mekan. Şuradan beji neresi acaba? Terledik. Bayağı yokuş. Şu basamakların kalınlığına bakın. Her biri 2-2. Bir basamak 3 basamak gibi düşündüm gerçekten. Bak bir tane çıkıyorum, bitti.
kardiyo. Aynen, kardiyo gibi resmen. Kardeşim buraya asansör şart. Buraya bir şekil asansör, teleferik. Yürüyen uçak, yürüyen yol. Bir şey lazım değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Bacağımda çok keskin bir acı var ve çok uzun zamandır bu keskin acı hissediyorum işte. Bir şey değil mi? Bacak günü gibi. Ha? Millet hiç gitmiyor yani evine. Doğru. Akşam oldu, hava karardı. Gitseniz de karşı evimize. Baksana ne kadar kalabalık ya. Ay evet. Çok yoruldum. Hadi. Dedem be, bak yaşlı adam devam. Bile. Bak çıkıyor, duruyor. Dedem. Sen ne kendinden olsan, benim sırtımda ne kadar ağır yükler var biliyor musun sen? Vah! Tamam, bacak çalışıyor gibiyim hakikaten bugün. Şimdi şelaleden çıktık. Yolda otelimize doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada aşırı fazla motorlu var ama aşırı. Ve çok tehlikeli sağlamalar, sollamalar yapılıyor. Şerit ihlali. Şerit ihlalleri, motorların dibinden geçmesi. Zaten dün sadece dün iki tane kaza gördük. Ve burada Bali'de her gün kesinlikle bir kaza oluyormuş yani. Hani onu arkadaş söyledi sağ olsun. Her gün garanti kaza oluyor dedi yani. Şöyle GoPro'yu dışarıdan çekmek istiyorum çünkü görüntü daha güzel çıkacak ama dışarı kolumu çıkarsam bir tane motorlu geçebilir yani ve koluma vurabilir. O yüzden yapmıyorum. Bakın mesela şu. Abi ne yapıyorsun sen? Oğlum ters taraftan geliyor. Dün bir tane motorlu gördük bu arada. Ya daha doğrusu Anıl gördü. Motor sürüyormuş adam, bir yandan da yemek taşıyormuş elinde. Aynen. Ha, şaka gibi ya. İnanılmaz ya. Sıfır yani. Nasıl bu kadar korkmuyor. Ben küçükken bizim mahallede de böyle motor kullananlar vardı. Yani tek elde bir şey taşıyanlar falan, böyle biraz getto bir yaşam tarzı vardı. Ama bunu 2022'de görmek ilginç geldi tekrardan. Bebek Buda heykeli gibi bir şey. Bak. Arkadan görüyoruz gerçi ama. Tahta oymacılık bu arada, evet, Ubud'da inanılmaz bir şey. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle minik minik videolar atalım dedik. Minik video dedin ama bence yine 20 dakikayı öldürmez. Sanki bana şu 6 dakika olmuş gibi geliyor. İşte iyi vakit geçirince böyle oluyor demek ki. Tekrar teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz.